Merhaba Gençler Birliği taraftarı. Bugün soru cevabın 4. bölümünde konuğunuz benim. Bütün sorularınızı cevaplayacağım. Başlıyorum. Kendini geliştirmen gerektiğini düşündüğün noktalar neler? Her konuda geliştirmeyi düşünüyorum. Yani gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbol geliştikçe iyi. Hayallerim var, yurt dışı hayallerim var. Oralara gitmem için. Hava hakimiyetim iyi olduğunu düşünüyorum ama onu da geliştirmem gerekiyor. Fiziğimi geliştirmem gerekiyor. Sağ içinde, sağ dışında birçok yönümü geliştirmem gerekiyor oralara gitmem için. Bütün özelliklerimi geliştirmem gerekiyor oraları görmem için. Bir defans oyuncusu olarak kritik zamanlarda attığın kafa golleriyle takımına katkın inanılmaz. Bu özelliğin ayrı bir çalışma ve çabanın ürünü müdür? Evet, bunu altyapıdan beri çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da çalışıyoruz. Ömür'le olsun veya Musa'yla veya başka arkadaşlarımla sürekli çalışıyorum antrenman sonunda kenar ortası. Çalışmalarımda karşılığını alıyorum. Bu benim için güzel bir duygu, takımıma katkı sağladığım için. Bana güveniyor musun? Musa, sana her zaman güveniyorum. Bu bizim aramızda bir şaka. Musa'cığım, sana her zaman güveniyorum kardeşim. Issız bir savunma hattına düşsen yanına almak istediğin 3 defans oyuncusu. 2 bek 1 stoper kimdir? Benim en beğendiğim stoper oyuncusu Sergio Ramos. Onu alırım özellikle yanıma. Beklere de sağ beke canım kardeşim Emircan'ı alırım. Sol beke de Real Madrid'den Marcelo'yu alırım. Gerçekten çok yetenekli, çok klas bir futbolcu. Çok beğeniyorum onu da. Sol beke de onu alabilirim. Altyapıda oynarken forvet oynaman yönünde bir tavsiye aldın mı? Altyapıda oynarken öyle bir tavsiye almadım. Teşekkür ederim soru için. Futbol kariyeri dışında acaba mankenlik yapmayı düşünüyor musun? Kız arkadaşım sormuş bunu. Mankenlik yapmam için birçok esnedikten geçmem gerekiyor, ameliyat olmam gerekiyor. Bunu ona söyleyebilirim. Teşekkür ederim soru için. Son dakika çizgiden top çıkarmak mı, kafa golü atmak mı? Bu maçın gidişatına göre değişebilir. Eğer öndeysek son dakika çizgiden top çıkartmak veya berabere ise veya gerideysek son dakika gol atmak tercihim olabilir. Kendine örnek aldığın bir futbolcu var mı? Evet, bunu biraz önce de söylemiştim. Sergio Ramos diyebilirim. Futboluyla, sahadaki duruşuyla, liderliğiyle çok beğendiğim bir futbolcu gerçekten. Buna Fabio Cannavaro'yu da söyleyebilirim. O da geçmişten videolarını izlediğim çok iyi futbolculardan birisi bence. Ahmet Çalık hakkında ne düşünüyorsun? Allah rahmet eylesin. Ahmet abiyi ben çok severdim. Burada bütün maçlarına gitmek için altyapıda kombine almıştım. Sahada ne yapıyor, nasıl duruyor, nasıl konuşuyor onu izlemek için. Sürekli antrenmanlarına gelirdim izlemeye. Galatasaray transfer olduğunda da sürekli konuşuyorduk, arıyordum. Ne zaman arasam açıyordu, ne zaman ihtiyacım olsa bana karşılık veriyordu. Ya onu çok seviyordum. Allah rahmet eylesin. İnşallah mekanı cennet olur. Sağ bek oynamamı yoksa stoper oynamayı mı daha çok seviyorsun? Stoper oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü altyapıdan beri stoper oynuyorum. Ama hocam bana nerede görev verirse orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sağ bek olur. Çoğu kişi forvet oynamayı düşünüyor musun diyor. Forvet olur. Hocam nerede bana görev verirse orada en iyisini yapmaya çalışıyorum ama stoperde çok daha rahat oynuyorum. Sergio Ramos eskiden sağ bekti diyorsun. Evet, Sergio Ramos da sağ bekti. Benim de sağ bek oynadığım maçlar oldu. Hocam nerede şans verirse elimden geldiğinin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bu şekilde. Bu haftaki soru cevabın konuğu bendim. Teşekkür ederim bütün sorular için. Elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Bu haftaki Kocaeli maçına da bekliyorum bütün taraftarımızı. Bizi desteğinizi bizden esirgemeyin. Sizin desteğinizle biz çok daha iyi oynuyoruz. Statta ne kadar dolu, ne kadar bizi desteklerseniz biz o kadar iyi performans gösteriyoruz. Bu hafta da sizi stada bekliyoruz.